nereden çıktın karşıma? Ne istedin benden? Ne sakladın bugüne kadar benden? Abi yedek şarjör ister misin? Anlat bana. Kimsin sen? Adın senin ne, reis senin ne? Adımız yok bizim vallahi. Kimsin sen diye sorma bana. Bir garip vatan sevdalısıyız. İster Ahmet de, ister Mehmet. Adımız yok bizim. Ertuğrul Gazi'nin, Sultan Alparslan'ın, Fatih Han'ın neferiyiz biz. Adımız yok bizim vallahi. Sen kimsin diye sorma bana. Aldığımız kutsal emanetin, bu aziz toprakların bekçisiyiz biz. Onun için adımız yok bizim vallahi. Yavuzların, serdengeçlilerin, alperenlerin yolundan giden neferleriz biz. Adımız yok bizim vallahi. Yüzlerce yıldır oynamadıkları oyun kalmadı bu milletin üzerinde. İslam'ın bayraktarlığını yapan ecdadımızı tarih sahnesinden silmek için bin bir dolap çevirdiler. Bu din bize Peygamber Efendimizin emaneti. Elhamdülillah. Bu vatan onun kapı kullarının emaneti. İşte biz bekçisiyiz bu emanetin. Başımızı bu yola koymuş savaşçısıyız bu vatanın. O yüzden adımız yok bizim vallahi. Abi, bir şey mi oldu? Yok. Yok. Bizimki isim, şan, şöhret davası değil mi Allah? Aşk davası, millet davasıdır. Adımız varsın, silinsin, gitsin. Varsın bilinmesin mezarımız. Lakin kimin kötü bir niyeti varsa memleket üzerinde, İşte biz kıyamete kadar karşılarına dikilecek adanmışlarız. Adımız bilinmesin vallahi. Yeter ki biz ayrılmayalım Resul-i Ekrem'in yolundan. Elhamdülillah. O yüzden sen kimsin diye sormam Allah. Adımız yok bizim.
Sakaryalı, ne diyorsun? Sadece bir kişi var nöbet tutan. Bence sokulalım adama. Katılıyorum. Hatta hemen dalalım. Şşt! Yavaş balta. Akif abi, hazır mısın? Agaya bir haller olmuş. Ona akıl sır ermez birader. Boş ver, hiç bulaşma. Hadi tam zamanı. Kim var orada? Tamam, buradayım. Tamam Sebo, kaybolma bir yere sakın. Eyvallah, Allah yardımcınız olsun. Akif, alacağınız adamın fotoğrafına ulaştık. Yolluyoruz hemen. Tamam, bekliyoruz. Gönderdin mi? Arkadaşlar, adamımız bu. Ne olursa olsun sahile geçirmek zorundayız. Bizim bile buradan sağ çıkmamız zor ya. Oğlum, bizim ölmemizde bir sakınca yok. Adamı çıkartalım yeter bize. Gelenler var. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk. Dinlenmek istersen odanı hazırlattık. Bakarız. Bir yaramazlık yok değil mi? Yok. Her şey yolunda. Örgütün en önemli isimlerinden biri bu adam. Tekrar eylem yapması bekleniyor. Barış sürecinde de iyice dinlenmiş. Görelim bakalım ne kadar dinlenmiş. Abi, burası cehenneme dönecek mecbur. Bu kadar adamın içinden bu adamı alıp gitmek imkansız. Sonra bana laf sokmayın. Buna mecburuz Balta. Eğer Baran'ın başına bir şey geldiği anlaşılırsa her şey berbat olur. Duydun mu beni? Alo, çekmiyor. Ne dedin? Tünele girdim de. Duydu. İşe koysak iyi olacak. Hadi. Agalar, ben yerimi alıyorum. Baran'ı alıp gitmek için elimizden geleni yapalım. Ok yaydan çıkarsa yapacak bir şey yok artık. Balta. Bunu al. 5 dakika sonra patlatıyorsun, tamam mı? Bu kimseyi öldürmek için değil, dikkatlerini dağıtmak için. 5 dakika sonra patlatıyorsun. Tamam, anladık o kadarını da. Hadi. Hadi sen biraz dinlen. Benim azıcık işim var. Ya nereye ama, söz vermiştin. Gitmeyecektin bir yere. İş güç mecbur. Sen takıl, geleceğim ben. Alacağın olsun. Hadi şımarma. Geleceğim birazdan. Ne durumdasınız? Odadayız. Baran toplantıya gitti. Sizden haber bekliyorum. Biz de öyle. Haber bekliyorum. Gelişmeler ters yönde olursa sana haber vereceğim. Tamam. Sorun yok. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Merak etme. Biz tersli yoldaşız. İşin bitince temizlemesini bilirim. Hem de tertemiz yaparım işimi, biliyorsun.
Birileri geliyor, kapatıyorum, konuşuruz dedi. Baran yok mu? Az önce çıktı. Sonuçlanmış mıdır? Bilmem. Ben de merak ediyorum. Anlaşılan bizim kırmızı fularlar eskisi kadar rağbet görmüyor. Artıran yoksa Sayın Bernard'ı 15 milyon dolara satıyorum. Var mı artıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Buraların sahibi 15 milyon dolara Sayın Bernard. Tebrikler. Tebrik ederim. Ya Meral. Turizm'e mutluyorum. Çaputa 15 milyon dolar verdi. Aklım hayalim almıyor. Saçmalama kitapsız. O parayı basit bir filer için vermedi. Niye verdi o zaman? O filer yasa dışı sol örgütleri temsil ediyor. Alan adam o örgütleri teşören olarak kullanacak. Ha. Parayı verdi düdüğü öttürecek yani. Aynen. Bu işler böyle. Parayı verirsin, gücü eline alırsın. Meralcığım. Açık artırmamıza koleksiyonumuzun en nadide parçasıyla devam ediyoruz. Bu gördüğünüz silah 1993 yılında Bingöl'de 33 eri katleden silahlardan biri. Kanlı süreci başlatan kıymetli bir eser. Gördüğünüz gibi manevi değeri çok yüksek. Bakalım en çok kim istiyor? 75 milyon dolardan açıyor. Alo. Behram, biz hazırız. Sonuç belli mi? Henüz değil. Herr Gerard 80 milyon dolar diyor. Hızlı çıktı. Baron'u bize bırakmaya niyeti yok. Çıkarttırmayı alabilirsek iyi olur. Ama alamazsak Gerard'a yaramamalı. Anladın mı? Anladım. Baron'u satın alamazsak küreği çıkaracağız yani. Evet. Haber vereceğim. Baltamın zorundasın.
Birazdan patlatıyorum. Tamamdır Balta. Adamımız burada. Şimdi tam sırası. En son Sayın Behram Asgari 95 milyon dolar verdi. Dostumuz Gerard 100 milyon dolar verdi. Yok mu artıran? Sayın Thomas 110 milyon diyor. Yok mu artıran? Sayın Gerard 120 milyon diyor. Evet, en son 120 milyon dolarda kaldık. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Sayın tersi kardeşimiz Behram Asgari 130 milyon diyor. Yuh, dönen dolaba bak. Adam 130 milyonu bastıracak mı şimdi? Bastırmaz mı? Devir tersilerin devri. Batı bu coğrafyanın lideri yapacak ya onları. Akılları sır, sempati arttırıyorlar. Göze girme tekiyeleri anlayacak. Buradaki hiç kimse güçlü Türkiye istemez. Dertlerin ne ki bunların? Orta Doğu'da Türkiye'yi geri plana atıp yeni abi olmak. Yalnız Gerard da çok hevesli söyleyeyim. 140 milyon dolar! Sayın Gerard 140 milyon dolar verdi. Tersi yoldaş, kusura bakma. Dostluk başka, ticaret başka. En son 140 milyon dedik. Evet. Yok mu artıran? Satıyorum. Satıyorum. 140 milyon dolara Sayın Gerard'a satıyorum. Var mı başka artıran? Satıyorum. Alo. Beni dinle. İhaleyi sarılar aldı. Baran artık Gerard'da çalışacak. Behram, biz hazırız. Ne yapalım? Baran'ı öldür. Ama bizim yaptığımız anlaşılmasın. Anlaşıldı. Demek ihaleyi sarılar aldı ha? O zaman Baran'a elveda deme vakti geldi. Merak etme, ben hallederim. Sizin gelmenize gerek yok. Canım, neredesin? Hadi çık artık. Geliyorum birazdan. Çok mu özledin kız beni? Kız, nereden çıktı bu? Kusura bakma. Senle dostluğumuz buraya kadar. Kızım, kaldır şunu bak, elinden bir kaza çıkacak. Ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Şş, kendine gel. Ne
yapıyorsun? Siz kimsiniz lan? Dostuz diyeceğim de yalan olacak. Kalk hadi. Kalk, kalk. Kalk. Bizimle geliyorsun. Nereye ya? Şşt. Cehennemin dibine. Yürü lan. Balta, çıkıyoruz biz. Hadi. Tamam, ben hazırım. Birader, kimsin sen? Birader, kusura bakma. Ben özel harekattanım. Operasyon vardı da... yanlış yere geldim galiba. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Niye patlatmadı balta? Bilmiyorum ki. Bir problem var herhalde. Ben gidip bir bakayım. Şşş, olmaz. Olmaz, burada durun. Her an biri gelebilir. Hadi be balta ya. Hadi be. Balta, ne oldu? Bir durum mu var? Niye patlatmıyorsun? Ne oldu? Hadi seni balta. Çıkmamız lazım buradan. Gel lan insan azmanı. Uçağımın tadına bir bak bakalım. Sen bir benim dedemden miras Osmanlı tokadını ye bakalım. Nasıl oluyormuş? Ya Allah! Dede yadigarı yöntem başka oluyor be. Akif abi, küçük bir problem çıktı. Şimdi hallettim. İyi tamam, her neyse. Hadi oğlum, çıkmak için seni bekliyoruz ya. Eyvallah. Oh be nihayet. Hadi çıkalım abi. Şşş, biraz daha bekle. Bırakalım çıksınlar. Ne oldu? Dışarıdan geldi galiba. Hadi gidip bakalım. Hadi. Hasan, sen arka tarafa bak. Tamam abi. Evet, sen de sağ tarafa. Tamam. Tamam, çıkıyorlar. Şşt. Şimdi bizimle birlikte çıkıyorsun. Sakın ağzını açma. Yoksa bir daha hiç açamazsın, anladın mı? Tamam. Anladım. Tamam. Sorun yok. Yürü. Canlı çıkamayacaksın. Kim bu kadın? Tanıştık bir yerlerde. Mutan nikahlıydı. Ya hep mi aynı tufaya düşersiniz arkadaş? Anlamıyorum ki ben sizi. Haram iş yaparsınız, sonra da nikahlıyım dersiniz. Bu yollarda kendi gelen kadın masum olmaz. Mutlaka gönderen vardır. Öyle. Abi, çıkalım artık. Tamam, çıkıyoruz. Şunun ağzını patla. Dışarıda ses etmesin. Tamam. İlker. Herkes ön tarafa doğru gidiyor. Biz arkadan çıkacağız. Çıkmadım hala bizimkiler. Daha çıkan yok birader. Sen niye geç kaldın bu kadar? Son anda adamın biri çıktı. Ya acı. Ben dondum burada ya. Tetiğe bir bassam var ya. Yemin ediyorum parmağım yapışacak tetiğe. Şarjörü boşaltana kadar bekleyeceğiz ondan sonra mecburen. Bir şey olmaz. Erkek adamsın. Soğuk ne yapar ki sana? Balta? Sen titriyorsun mu acı? Soğuktan değil. Operasyon heyecanı. Tabii canım. Yedim ben de zaten.
Sakaryalı bak. Birisi Akif abilerin çıkacağı yerde. Baran ne durumda? Tamam almışlar elemanı. Şimdi görüşe girdiler. Durum iyi çok şükür. Operasyon tıkır tıkır işliyor maşallah. Ay senin çom ağzına ve Sakaryalı. Benle ne alakası var birader? Nazar değdirdin işte. Hasta bu. Gerçekten çok ciddi söylüyorum, bu rahatsız. Abicim, bu adamı alın, ne yapıyorsanız yapın. Ben tanımıyorum bunu. Allah Allah! Ulan beni tanımayanı ben hiç tanımıyorum be! Kesin lan zırvalı. Silahları bırakın. Bırakın lan silahları. Kalkın ayağa. Kalkın lan. Sen kimsin birader? Kalk lan ayağa. Kalk. Eceline süsen it çok gördüm de insan kılığındakini ilk defa görüyorum. Al benden de o kadar birader. Aşık başardık. Baran'la çıkıyoruz. Dur bakalım. Erken öten horozun başını keserler. Tamam ya tamam. Nerede oğlum bunlar? Bilmem. Burada buluşacaktık. Sakaryalı, Balta neredesiniz oğlum? Sakaryalı duymuyor musun sen bizi? Ne oldu, bir problem mi var? Ya Sakaryalı ile Balta'ya ulaşamıyoruz. Çıkmadılar mı hala? Yoklar işte ortada. Akif fazla vaktimiz yok, Baran'ı oradan çıkarın. Ne yani? Sakaryalı ile Balta'yı burada mı bırakacağım? Onlar için ayrı bir tim göndeririz gerekirse. Olmaz, biraz daha bekleyelim. Akif, ne diyorsam onu yap. Şu an seninle tartışmayacağım Ayşegül. Bekleyeceğiz burada. Abi gelenler var. Arkadaşlarınızı sağ görmek istiyorsanız Baran'ı bize verin. Siz kimsiniz? Orası sizi ilgilendirmez. Yanınızdaki adamı istiyoruz. Biz kimseye vermeyiz. Ben ciddiyim. Akif, her şey yolunda mı abim? Akif ne oluyor orada? Kiminle konuşuyorsunuz? Abi ne yapacağız? Ne yapacağız zımbar İlker? Bu şerefsizi verip bizimkileri alacağız. Akif, Baran çok önemli bir adam. Yabancı devletlere terör örgütü adına taşeronluk yapıyor. Bu bağlantıyı çözmemiz lazım. Çözeriz. Bir yolunu buluruz. Bu adam ne Sakaryalı'dan ne de Baltı'dan daha kıymetli. İnşallah ne yaptığını biliyorsundur Akif. Şimdi herkes sakin olsun. Silahlarınızı indirin. Abi ne yapıyorsun ya? İndirin gitsin şu şerefsizleri. Vallahi abi ya. Pazarlık mı yapacağız bunlarla? Beyler siz susun. Bence de. Arkadaşınız sizin daha çok yaşamanız için çabalıyor. Baran'ı gönderin, adamlarınızı alın. Tamam. Göndereceğim. Sakın bir yanlış yapayım deme. Şakam yok. Biz de şaka yapmayı pek sevmeyiz. Değil mi ağalar? Ah!
Birlikte durum nedir? Baran'ın bizimle olduğunu bilmiyorlar. İyi misin? En azından bunlardan bilecekler. Yaktılar beni. Ana, ne oldu buna? Yaralanmış. Yapma be. Herif mort oldu. İyi iyi. Gayet iyi yani. Peki ne yapacağız şimdi? Akif, nedir son durum? Baran elimizde. Yalnız buraya bir araç göndermen lazım. Oh, şükürler olsun ya. Yalnız birkaç tane de ceset torbası gönderirsen iyi olur. O ne için? Baran'ı taşımak için. Öldü mü yoksa? Karnındaki delikten nefes almadığına göre ölmüş olmalı. Allah kahretsin ya. Ayşegül. Akif'lerin oraya bir araç olursana. Acil. Başkanım Baran'ı almaya gitmişlerdi ama başka birilerinin saldırısına uğramışlar. Baran öldü. Eyvah! Felaket bu. Bu yine Akif'in alt etmesi mi? Başkanım, operasyon halidir. Çatışma çıkmış da ne alakası var? Başkanım, siz de Akif'i suçlamaya yer arıyorsunuz. Adam sabıkalı. Ben ne yapayım? Her şey berbat oldu ya. Yapacak bir şey yok. Başkan diye biri mesaj atmış. Ne diyor birader? Gerard aldı ihaleyi. Seninle görüşmek istiyor. Abi ne demek bu? Baran bunlar adına iş yapacak demek. Abi şimdi bu herifin öldüğünü anlarlarsa başka birine yaptırırlar eylemleri. Biz de çözünceye kadar göbek çatlatırız. Aynen öyle. Durun durun. İlker mesaj at abicim. Buluşma yeri ve saatini öğren abicim sen. Sen mi gideceksin? Ya Baran olmadığını anlarlarsa? Beyler, adam yabancı. Hiç tanışmamış olabilirler. Bu riski almak durumundayız. Tamam o zaman, mesaj atıyorum. Nerede, ne zaman görüşeceğiz? Numarasını gönderdiler. Aramanı bekliyor diyor. Ara hemen, ara. Evet. Şey, iyi günler. Ben Baran. Görüşmek istemişsiniz benimle. Ya ya. Hemen görüşmemiz lazım. Biz sizinle daha önce tanışmadık değil mi? Yanılmıyorsam. Hayır. Tanışmadık. Nerede buluşuyoruz? Adres veriyorum. Beykoz'un çıkışında bir harabe var. Ben o harabenin oralarda olacağım. Tamam, siz orada bekliyor olacağım. Oraya gel. Evet. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Ne oldu? Bakalım, buluşacağız adamla. Daha bir şey uyanmadı. Beyler, evde bir hareketlilik var. Adamlar uyanmış olabilir. Hemen toz olsak iyi olur. Hadi gidelim. Bir dakika ya, Baran'ın ceset ne olacak? Yanımıza alacağız mecbur. Görmemeleri lazım. Hadi beyler, hadi. Hadi ucundan. Parayı hesabı geçtiler mi? Geçecekler. Anlaştığımız gibi. Yarısı örgüte, yarısı bize. Lan ne diyorsunuz? Tamam, kapat kapat. Arayacağım ben sizi. Hayırdır? Sorma baba. Baran ortadan kaybolmuş. Çiftlikteydi ya bu. Bir karışmış ortalık. Şimdi ortada yokmuş. Aradım. Cevap da vermiyor. Gerard'la buluşmayacak mıydı? Evet. Peki nereye kaybolur bu adam?
Şu ihaleyi kaybeden adam vardı. Behram mı ne? O bir şey yapmasın. Mümkündür. Bize yar olmayan kimseye yar olmasın darımlar. Ama benim aklıma başka birileri geliyor. Kim? Ekip bir. Olabilir. Tamam da ne yapacağız şimdi? Başkanın konuşma kaydı hala elimizde değil mi? Sıkıştırırsak belki neler olduğunu söyler bize. Doğru dedin be Meral. Dur bakalım. Vay vay vay! Vay, sizin Allah'ınıza kurban olurum. Geldiniz abi, sen mi? Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Özlettin kendini ya. Ay. La oğlum altı üstü bir gün izin aldık. Memlekete gitmiş gibi davranıyorsunuz. Hay Recep'im, kurban oldum. Kaç senedir hatundan çok seni görüyorum. Gece gündüz beraberiz. İnsan özlemez mi? Allah razı olsun kardeşim. Abim. Ne haber kardeş, iyi misin? İyiyim abim, sağ ol. Şşş. Sizin derdiniz ne? Bana bakın. Kardeşim. Bak. Burada kelle koltukta yaşıyoruz Sebo. Herkesin herkese ihtiyacı var. İlker. Ya adam gibi çözün probleminizi. Ha çözemiyorsanız o zaman biz çözeriz. Aynen öyle abi. Aynı çatı altında yaşıyoruz beyler. Aynı çatı altında küslükmüş, dargınlıkmış bize yakışmaz abi. Doğru söylüyorsun güzel kardeşim ama devir eski devir değil. Kardeş diyorsun arkandan dünyanın filmini... Varsa bir yanlışı... keseriz cezasını Sebo. O kadar. Ayşegül nerede? Başkanla görüşüyor. Ayşegül biliyorum üzerime vazife değil ama... babanla ilgili sıkıntıları biliyorum. Yani ne düşüneceğimi ne yapacağımı bilmiyorum. Şebnem'e verdiğin şu fotoğraflar var ya... Evet. Orada bir adam vardı. Ben o adamın araştırılmasını istedim. Seninle bir bağ var mı diye. O adam senin baban falan değil Ayşegül. DNA örneği aldılar. Kızmadın değil mi? Aksine. Bu hala babamın hayatta olduğunu gösterir değil mi? Bak... ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Rahatsız etmiyorum değil mi? Özel konuşuyorsanız sonra geleyim. Yok canım, olur mu öyle şey? Demek Baran öldü ha? Evet. Ama bağlantısı bunu bilmiyor. Kimmiş bağlantısı? Gerard. Gerard diye bir adam. Onunla buluşacaktı Baran. Senin aklında da bir şey var gibi. Gerard Baran'ı tanımıyor. Gerard beni de tanımıyor. Ben Baran olabilirim. Bence süper bir fikir. Harika olur. İlker, dursana. Konuşalım seninle 2 dakika. Sonra konuşuruz. Şimdi işim varsa bu. Bana bak birader. Ulan hem suçlusun hem güçlü, bir de gider yapıyorsun. Benim bir şey yaptım yoksa bu. Ne söylersem söyleyeyim nasılsa kendi bildiğini okuyacaksın. İnanmak istediğine inanacaksın. Tabii ki inanmak istediğime inanacağım. Gözümle gördüm ne işler çevirdiğinizi lan. Ne işler çevirmişiz? Bir edepsizliğimizi, bir yanlışımızı mı gördün? O benim kardeşim İlker. Benden habersiz buluşmaktan hala terbiyesizlik mi olur? Ya söyleyemedik, çekindik. Az daha sabretseydin söyleyecektik zaten. Ben onu bunu bilmem arkadaşım. Uzak duracaksın Hatice'den. Yanında yöresinde görmeyeceğim seni. Büyük konuşmuş olmayayım ama gözümü kırpmadan vururum seni. İkinizi de vururum. Dönüp arkama bakmam bile. Gerekirse 30 sene yatarım ama gene vururum. Anladın mı? İyi. Sözünü unutma. Yarın öbür gün lazım olacak Sebo. Bugün 2 tane güzel haber aldım. Öyle mi? Diğeri ne?
Fotoğraftaki adam babam değilmiş. Başkanım sağ olsun araştırmış benim için. Başkan masa başı işlerinde iyidir zaten. Demek ki babam yaşıyor hakim. İyi. El ele verip bulursunuz artık. Ayşegül bir dakika. Müsaade et bize. Akif! Bir dakika bakar mısın? Buyurun başkanım. Ayşegül'ün başına gelenlerden haberim var. Babasının yaşadığını düşünüyor. Evet. Var öyle bir düşüncesi. Bak, Ayşegül benim. Bunca yıllık elemanım. Mesai arkadaşım. Aranızda ne var bilmiyorum ama... Aramızda olan hiçbir şey sizi ilgilendirmez Sayın Başkan. Bu ne biliyor musun? Bir kağıt. İçinde ne var biliyor musun? Belki lütfedersiniz. Yukarıdan bazıları kellerini istiyor Akif. Görevden el çektirilmeni istiyorlar. Biz bu ülkeye sevdalıyız başkanım. Görevli olsak da, olmasak da bizim için hiçbir şey değişmez. Bak, sen istediğin kadar umursama. Bu kağıdın altına imzamı attığım an kendini otopark cezası keserken bulursun. Kaleminizi verin. İsterseniz ben atayım. Hiçbir şey değişmez. Ben çok ciddiyim Akif. Ciddiyetinizin farkındayım Sayın Başkanım. Akif. İlk hatanda tependeyim. Sakin ol Sayın Başkan. Sen kimsin? Telefonda konuşmuştuk. Ortak. Hatırlamadın mı beni? Ne istiyorsun benden? Önce şu silahı indir. İki dost gibi konuşalım. Sen benim dostum falan değilsin. Şimdilik. Silahı indirirsen bir şansımız olabilir. Ne istiyorsun? Baran diye bir örgüt şefi vardı. Ortadan kayboldu. Sizin elinizde olabileceğini düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Yalan söyleyen bir insanı anlamak benim için çok kolaydı. Bana bak. Tutuklanmak istemiyorsan defol git buradan. Ama sen Abbas'ı verirsen paçayı yırtarsın. Tamam.
Söyleyeceğim. Ama heyete dokunmayacaksın. Sadece Abbas'ı alacaksın. Tünelin sonu pek aydınlık. Anlaştık mı? Bu kaydımın yukarılara gittiğini düşünsene. Yukarılara bile gerek yok. Ekip arkadaşlarım bilse yeter. Ulan şimdi senin... Hakkın! Sakın bana dokunayım deme. Sakın. Sana açık bir teklif yapacağım. Gerek yok. Ben ülkemi satmam. Bu kadar dramatize etmene gerek yok. Senden basit bir iyilik istiyorum. Bana yardım edersen sana en çok sevdiğin şeyi veririm. Diyelim ki kabul ettim. Karşılığında ne alacağım? Bu salak kaydı mı? Hem bu kaydı hem de Ayşegül. Ayşegül'ü mü? Sebo, sana da yakıştı ha. Tövbe de. Tövbe de Akif. Zaten sinirlerin tepemde kurban olurum. Sebo, Akif Baran, sen de onun sağ kolusun. Tamam. Kürtçe var mıydı sende? Var az biraz. İyi. Senin neyin var? Ne gibi? Ne bileyim, bir dalgınsın. Yoksa operasyonla ilgili gizlediğin bir şey mi var? Yok ya, o nereden çıktı şimdi? Ne bileyim, vardır kafanda belki bir B planı. Allah Allah, Allah Allah. Bize 2 dakika müsaade eder misiniz? Akif. Efendim. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ayşegül benim kızım. Ayşegül iyice paranoyak oldun ha. Ya ne saklayacağım senden? Ya ne bileyim. Operasyonla ilgili ya da başka bir şeyle ilgili. Birkaç zamandır zaten bir değişik davranıyorsun bana. İnan bana bir şey sakladığım yok benim. Akif. Ben hayatım boyunca kimseye güvenmedim. Hep tek başıma, hep yalnızdım. Şimdi sen varsın. Bir sana güvendim bugüne kadar. Bir sana inandım. Biliyorum benden bir şey saklamazsın ama... Ne bileyim. Lütfen yapma olur mu? Eyvallah. Sana güveniyorum. Ayşegül'le ilgili ne biliyorsun ki sen? Bilmem gereken her şeyi. Babasını aradığını. Babasının yaşadığını. Hatta daha fazlasını. Daha fazlası ne mesela? Babasının kim olduğu mesela. Babasının kim olduğunu biliyor musun gerçekten? Evet. Kim peki? Maalesef günümüzde bilgi en değerli şey. O yüzden her bilginin bir bedeli var. Ortak. Ayşegül'e olan hislerini biliyorum. Ayşegül'ün Akif'e olan hislerini de biliyorum. Bu bilgi İbre'yi sana döndürebilir. Nasıl olacakmış o? Bence
Akif Ayşegül'ün babasının kim olduğunu biliyor. Ve bunu Ayşegül'e söylemedi henüz. Sence bu Ayşegül'ü delirtmez mi? Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Benim işim bu, ortak. Söyle o zaman. Ayşegül'ün babası kim? Önce bir anlaşalım sen. Senden ülkene ihanet etmeni değil, bana küçük bir yardımda bulunmanı istiyorum. Baran nerede? Baran öldü. Gerard kiminle buluşuyor peki? Akif'le. Söyle. Ayşegül'ün babası kim? Aslan Çınar. Lakabı Reis. Bir balıkçı gibi sırlıyor kendini. Ayşegül'ün babası o mu? Ah, onu bir bulsam sana kalmadan çekerim hepini. Kimseler yok. Bunlar bir ayı fazla mı kaçırdılar ya? He? Allah Allah. Abi. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk. Peki bu kim? Sağ kolum Feyzo. Lakabı Kibardır. Memnun oldum Kibar Feyzo. Ben de. Akif yalnız mı? Hayır. Ekipten biri var yanında. Nerede buluştular? Madem ortağız, senden bir şey istiyorum. O zaman yerini söylerim. Buyur. Akif. Canımı çok sıkıyor. Kimse benim ortağımın canını sıkamaz. Merak etme. Eski bir harabede buluştular. Aha. İstediğin Akif olsun. Sizinle büyük işler yapacağız. Yaparız elbette. Türklerin burnu çok kalktı. Biraz sürtülmesi lazım. Bunu sizinle yapacağız. Ben profesyonelim. Ne istiyorsanız söyleyin yeter. 93 ruhunu geri istiyorum. Öyle bir eylem yapalım ki bütün Türkiye'nin morali bozulsun. Eski karanlık günleri çağrıştıran bir eylem. Sizin aklınızda bir şey var mı? Var tabi. Ama burada konuşmuyor.
Hadi beni. Bir şeyler yiyerek konuşmak daha güzel olur. Hello. Guten Abend, Herr Gerard. Telefonda sakın adımı söylemeyin. Tamam, sorun yok. Yanınızda iki adam var, değil mi? Evet. Karşınızdaki adam Baran değil. Türk özel timinden bir eleman. Önlem alırsanız iyi olur. Nasıl? Şaşırdığınızı belli etmeseniz de iyi olur. Tamam, tamam, sorun yok. Her şey yolunda. Tamam. Her şey yolunda mı? Elbette. Niye sordunuz? Problemi bekliyorsunuz. Yo, ne problem olabilir ki? Sen Baran değilsin. Elhamdülillah değil. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Silahları alın. Silahları alın. Bindirin şunları araba. Dön arkanı. Geç. Dön, dön, dön. İlker, ne oluyor? Anlattılar tuzak olduğunu. İyi de nasıl? Bin, bin. İçeri. Geç. Onu sonra düşünürüz. Götürüyorlar. Durun! Gelen lava ateşini! Öldürün hepsini! Durun! Üzerlerinde verici vardı değil mi? İlk iş vericiden kurtulmak olacaktır. Hadi yürü. Takip etmeni istiyorum hemen. Maalesef Ayşegül Hanım. Az önce bağlantımız kesildi. Allah kahretsin. Mobese merkeziyle bağlantıya geç. O minibüsü bulun, tamam mı? Emredersiniz Ayşegül Hanım. Nasıl hiçbir iz bulamazsınız? Bir tane bile kamera görüntüsü yok mu yani? Bütün kameralara tek tek baktık Ayşegül Hanım. Onlar ya aracı değiştirmişlerdir ya da plakayı değiştirmişlerdir. O iş biraz zor. Hadi işinizin başına bir kere daha bakın. Olmadı bir daha bakın. Bir şey bulun bana. Emredersiniz. Tamam. Hadi çabuk olun. İlker nerede? İşi var biraz. Gelecek az sonra. Ne işiymiş? Bilmem, bir şey demedi. Ben de sormadım. Çekmişsin beni. Akif abimle Sebo dünden beri kayıp. Ne? Gerard denen adamla buluşmaya gittiler. Hala ses seda yok. Ne diyorsun ya? Neşet'in tezgahı olabilir. Bir şey duydun mu sen? Hayır, duymadım. Ama şimdi gitmem lazım. Ne olur git. Bak Cansu, ikisinin de başı belada diyorum. Beni tutmaya devam edersen bizimki de belaya girecek. Eyvah. Eyvah, çıktılar. Hadi saklan, hadi.
Madem yeni dostumuz bizden bir iyilik istedi, kırmayalım kendisini. Akif'i öldürün. Tamamdır baba. Ha, yalnız yanına bir adam al. Tek gitme. Cansu'yu alacağım. Yavaş yavaş girsin ortamlara. Bana bak. Sen bu Cansu'yla fazla ilgileniyorsun. Hoş kız be baba. İyi. Fazla kaptırma kendini. Ha? Ama eğlenmene bak. Bu arada nerede bu kız? Buradaydı demin. Artık gitmem lazım. Beni arıyorlar. Yerlerini bulacaksın değil mi? Elimden geleni yapacağım. Söz. Cansu bul. Yoksa baltayı da Sakaryalı'yı da alır yerle bir ederim burayı. Ne Neşet kalır ne de kitapsız. Duydun mu beni? Ya tamam dedim ya. Beni arıyorlar. Gidiyorum ben. Gitmem lazım. Neredesin be meleğim? Seni arıyoruz. Merakta bıraktın beni. Buradayım. Hayırdır? Bu ne için? Bize biraz hareket lazım değil mi? Ha. Otur nereye kadar? Hadi atla arabaya. Nereye gidiyoruz? Şu baş belası ekipten iki kişiyi aldık. Gidip hesaplarını kapatacağız. Güzel. Hadi atla da gidelim. Tamam. Hala bir haber yok mu? Ne yapıyorsun siz burada ya? Hala haber yok Ayşegül Hanım. Size 10 dakika veriyorum. Ya bir şey bulursunuz ya da kendinizi kapının önünde bulursunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Onların ne kabahati var Ayşegül? Baskı altında çalışmaya alışsınlar. Vakit geçtikçe içim sıkılıyor. Al benden de o kadar birader. Efendim İlker. Ayşegül, muhtemelen Akif hesabının yerini buldum. Telefonumdan beni takip edebilirsiniz. Gerçekten mi? Harikasın İlker. Bu adam nereden alıyor bu bilgileri acı? Vallahi bilmiyorum. Öyle canım mi? Da sıkılmıyor tamam. Değil. Tamam oğlum. Şşş. Hadi gidiyoruz. Anlaşıldı. Ayşegül, hayırdır nereye? Akif'leri yeni bulduk, almaya gidiyoruz. Sen kalsan iyi olurdu. Kalamam, gitmem lazım. Önemli bir şey konuşacaktım seninle. Tamam, beklesin biraz. Hadi. Madem öyle sen bilirsin. Babanla ilgili her şeyi bilmek istersin sanırım. Babam mı? Ayşegül geç kalıyoruz ama. Bir dakika. O ne demek şimdi? Babanla ilgili bazı bilgilere ulaştım ama sonra söylerim artık. Siz gidin, ben buradayım. Thank you.
Neredesiniz? Yoldayız, geliyoruz birader. Tamam, mekanı buldum, acele edin. Tamam aga, haritadan işaretleyip gönder telefona. Tamam. Nerede bizim minik serçeler? İçeride lan. Sen bize yeni eleman getirdin. Getirdim. İstediğiniz elim onlar yapacak. Paran kadar sağlam adamlar. Evet, elemanları alabilir miyiz artık? Herkese de sizin olsun. Git getir bakalım şunları Cansu. هیچ خوب نشده آکیف. اینا میدونم برات. درست. خدیجه؟ رفیقی خوهرتو نیست؟ آوالا بیادر خودشه. بچه امی اینجا چی میکنه؟ چی بفهمون بیادر؟ دختر تو رو زندان هم ایمانم. دختر تو اینجا چی میکنی ها؟ خدیجه اینجا چی؟ باشه. وابا 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 ای مقبول کارا سایل کن با. اینا خنفرهای گروه میجاست. خب مشنوا، بگو که چی پیدا کردی؟ درست است برات میگم، برای سی او قدر راز مهم نبوده. میخوای چی بگویی؟ یعنی غیر از تو کلاگی خبر داشته. مثلا کی؟ مثلا آکیف. چطیوت نگو، اگه آکیف میفهمید از ما پود نمیگه. فکر میکنم سر آکیف زیاد اعتماد داری، اما چیزی که گفتم درست است. آکیف میفهمه، از او خاطر رویش هم رای تو تغییر کده. اگه میفهمین که پدرم کجاست برام بگو، اینجا ایست کل چیزا برام بگو. مه بخشی آکیف، هم رای تان درست گفت دادن اتانسته. البته که گپ میزنه این بار خطا نشد. والا وقت نمونده، آخرین تیاران پرواز میکنه. اقا غال مغال صرف ده امام زنانه بوده میتنه. تو ده حقیقت غیرت نداری. ور 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 تو صرف گپ میزنی. مشکل نه، سر تو هم ده امام شسته خود شد. خوب است، اما سر تو واری آدم های پست وطن فروش ده امام هم پاک نمیشه. جانسو گو دیگه که مامغ زیر بات میکنه، تو هم از دو دیگه شد. اصابم خراب تدی، زندان هم ایمانومت بکشمه. ای جانسون نوده بین ما آمده. آیا جان یامد، اگه صدای خود بلند نکنین خوب تر است. آیا جانش از بین میره. حالا جانسون هم فایر بکنه. حالا من خواهشانه باد کنگه تو باد. اینا چی شدن؟ اگر نامدن مجبور هستم خودم شروع کنم. آکیف از اول از کل چیز خبر بود آیشه گل، با تو دروغ گفته بود.
چطور امکان داره؟ او دروغ نمیگه. آیشه گل آکیف، کدام وقت تو را پیش کسی به نام رئیس برده؟ بله. او را چی شده؟ پدر تو امون افر است. آکیف هم خبر داشت. او هم از اول کل چیزا میفهمید. نه رئیس، اتو امکان نداره. کی براتون گفته که او پدر من کی؟ دروغ نیست آشگل، متاسفانه دروغ نیست. اینا خودت ببین. پیشتر رئیس با تو کار داشت. مطمئن هستی؟ ده اتاق پیش از اگه میخوایی بود. ببین میرم زنده باشی. وقتی که تو رفتی اکثرت تبدیل میکنم و تو ایره هیچ وقت هم نمیبینی. ملکه شیرینم تو هم در صبر آمدی. ملکه ام نگو بی غیرت، چرا تو میگی بی شرف و صرف؟ چیزی نیست جانسو خندم تو باز برو، من خودم مغزتی را باد میکنم. نه گبه نیست، من خودم میگوشم. دختر تو دیوانه شدی؟ سلاغ در زمین بار جان تو ای قسم ما شره بگی بس نزن احمق بس پیتا پس کن که تا اینجا بگی بس شرف جان تو جان بایگو خنده آکیف جان آمده مام مام نمیفهمم چرا برات نگفت. اما این قسم که ریه کردن خوب نیست. آکیف چرا این کار کردی؟ آیشه گل اشتباه کردی که سر آکیف اعتماد کردی. چطور به تو اعتماد کردی؟ گفتم دروغ نمیگم، با او اعتماد کردم. یعنی که پدرم رئیس از ها؟ بریم ببینیم کس را گفت چی بودم. آیشه گل کجا میری؟ الهیم کن پیش او آدم میرسیم. چطور؟
تو این کار ده حقیم کنه بایدی تو این کار سرم از بیادر خوب هستی؟ سیبو کجاست؟ پشت جامسو رفت. کدام طرف رفت؟ امو طرف ها رفت دیگه. من چی با فاما؟ سابر کن کجا فرار میکنی؟ کدام این کجامه؟ مگیر از من خدایا 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 دل تنگ مرا مشکن خدایا 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 دور از آشیانم آیشه گل خوش آمدی دختره خوش باشه پدر اینه بخیر بورکو چی شده از توری؟ آکی، سفید چهو، خواهش اکول اینگی آمده ده دستش سلاس بسیار عصبانیه خواهش بکنم جوز خود برستم آرام باش از توری، تو چی میگی؟ آکی، جان آرام بستم چون اجازه کنید خود اینگی برستان جان رئیس قطره امکان نداره صبر کن دختر اینا کجا گم شده؟ کجاست جانسو؟ بیرون بیا! بیا! گفتم که بیرون شد! دونم شربی! با این کاره که تو داروی پدرم سنگ خواد کنی؟ دستر توی این دستخال آمان نمیترسی ها؟ دم حقیقت داره این حقیقت داره که پدر مسیح این گپا راست هست آیشه گل بانده که دخترم آرام باش مرا دخترم نکن ما دختر تو نیستم سوری بچم چی میکنی؟ ای دختر بگو که سلاش پایین کنن به اون طرف من بگیره سوری تو مداخله نکن ای جای من نمیتون جایی که من باشم هیچ کس نمیتونه طرف تو سلا بگیره
تصوری گپ زیاد نکن. میدادن همیتوم از بایی نخوای. از اینجا گم شو. گفتم سلایتا پایین کن. چطور این کاره کردی؟ چطور مرا فریب دادی؟ چرا این کاره همراهی کردی؟ دخترم بعضی گپاس که تونه نفهم نمیتونی از دستم فرار کنی. کجا هستی دختر؟ خودم تو رو میکشم. خدیجه اینجا دختر بیا. یا اینجا بابا تو چی کنم؟ سیبو سبب تو سیبو خدا او را سیب کنه چیزه من قصر میکنم. من نکنم گوش کن. خواهش میکنم سیبو. بگو تو چی هست که من نمیفهم. بگو من کلم کار غلط نکدی. بس تو میخواستی چی کنی؟ دیگه چی میکنی؟ زیادر جانی مفرم دادی. ما آن امروی تو چی کنم؟ واری خوار نداشته باشم خوبتر است. بیمشنا سیبو خدیجه تو رو زندن هم امانم. دختر تو رو دیگه زندن هم امانم. سیبو دارم به خدا آرام باش. سیبو نام خواهش کدام آرام باش. تو رو زندن هم امانم. تو رو میکشم خدیجه. بچه تو میکنم تو رو زندن هم امانم. تو رو میکشم. تو رو میکشم خدیجه. تو رو زندن هم امانم. تو به خدایا اونا کدام طرف رفتن؟ صدای فایر از این طرف آمده بود. ما همیشه از تو نفرت داشتیم. قاتل مادرم هستی. تو فولیت و زندگی ما برباد کردی. تو یک روزم خوش نمید. از مردم نفرت داشتم. سر هیچ کس اعتماد نتونستم. از کلگی فرار کردم. دخترم قربانت شوام قسم گپه نزم. یه سلا را پایین کن. نزدیک نشو. نزدیک نیا. از من دور باش. دختره اگه میکشی بکش. اگه فایر میکنی فایر. اعتراض نخواد داشتم. اما به گپایم گوش کن. من کدام گپی تو را گوش کنم؟ آیشه گل، آیشه گل، آیشه گل. آخون سر باشی بوجا. سی بوجا سلایتا پایین کن. کلی چیزا باید توضیح میدم. فقط آروم باش. سب خیلال خزم شام آروم باش. ما دوست دارم سیبو. کلان مسیح برای تو احترام قائل هستم. قسمه که فکر میکنی و تو نه. من خواهر خوردت هستم. بگه پایم گوش کن سیبو جان. من خوب و بلد تشخیص دادم میتونم.
İbu Can. O kısma ki tu da bana fikir mekunin ne isi İbu Can. Boş kuni İbu. Kudayı ne kasa fayin ne kuni. Aga mekhoi bayna ma khafagi bekhiza. Khafayi tu. سیبو ما دسته او خدایا سیبو فایر کن Bilemedim kıymet. Hoş geldin Sabir. İyi karana. Selay Turkoyin. Tu çomşu. Nobat et uom meres. Ayşe Gül gapay çafrana nasa. Bana şaki. هر کاری که دلش میشه انجام بده. فایل کو دختره. خطا بریم نه. چی میکنی؟ میخوای قاتل پدرت شوی؟ آیشه گل صبر کن این کارو نکن حالا سلاتا پایین کن زود باش Ayşegül. Bana bir sırada. Bir sırada bakıyorum. Ben tüye temad kadar buldum. Babar kadar buldum. Sırf ben tüye temad daştım. Fikir mi kadın bu diğer o fark mı kadın? Ama hala biri. Çutu ikone kedi. Çutu vecdanet kabul kedi. Diğer hüni mara dedi. چطور وجدانت قبول کرد؟ هرچی بگویی حق به جانب است توضیح دادنش مشکل است اما باید این کار رو میکردم آیشه گل دخترم اجازه به تو آدم باری گپ بزنه مادگی همراه شما چیزی به گفتن ندارم نمیخواییم هر دوی سند از زندگی خود بیدیم از زندگیم گم شبه شنیدین چی گفتم؟ راهم به این
Canlı kocam. Johnson. Johnson. نخواستم تو را تنها بارم. میشم از اینجا البته بیا تکنیم.